Hepinize merhabalar kıymetli takipçilerim. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok nefis bir elmalı kurabiye tarifiyle sizlerleyim. Şimdi hiç vakit kaybetmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler. Tarifim için 4 adet elma kullanacağım. Elmaların kabuklarını soydum ve rendeliyorum. Elmaların bir tanesi yeşildi. Kullandım, gayet de güzel oldu. Yani illa da hepsinin kırmızı elma olmasına gerek yok. Hatta daha güzel, daha mayhoş bir tat veriyor. Rendelemiş olduğum elmaları tavamın içerisine aldım. Üzerine bir çay bardağı şeker ilave edip suyunu çekene kadar iyice pişireceğim. Elmalar suyunu çekti. Üzerine bir su bardağı çekilmiş ceviz ilave ediyorum. Bir de bir tatlı kaşığı tarçın koyuyorum ve karıştırıyorum. Cevizler biraz iri çekilmiş, dişe gelir ceviz olursa daha lezzetli olur. Hepsini karıştırıp ocağımın altını kapatıyorum ve iç malzemem hazır. Elmalı kurabiyemin hamuru için 250 gram oda sıcaklığında bekletmiş olduğum tereyağını kabımın içerisine alıyorum. Bir çay bardağı pudra şekeri ekleyip karıştırmaya başlıyorum. Hiç elimi sokmadan spatula ile bu şekilde karıştırdım. Şimdi üzerine bir adet yumurta ekliyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. Yumurtayı da tereyağı ile beraber iyice karıştıralım. Ardından bir yemek kaşığı yoğurt ekliyorum. Bir yemek kaşığı sirke, bir çay kaşığı kabartma tozu, bir paket de vanilya ekliyorum. Ve tüm malzemeyi karıştırmaya devam ediyorum. Şimdi azar azar unlu ilave etmeye başlıyorum. Toplamda 3,5-4 su bardağı kadar un kullandım. Sizlerde un miktarında farklılıklar olacaktır. Lütfen ununuzu kontrollü bir şekilde ekleyin. Birden eklemeyin. Aksi takdirde hamurunuz katı olur, kıvam almaz. Yavaş yavaş böyle karıştıra karıştıra unun kıvamına bakın. Eğer isterse tekrar un eklemesine devam edersiniz. Şimdi spatulayı çıkardım ve elimle yoğurmaya devam ediyorum. Hamurum kıvamına geldi. Bakın göstereyim size de. Kıvamı bu şekilde olacak. Hamurumu tezgahımın üzerine aldım. İki parçaya bölüyorum. İlk önce yarısını yaparak başlayacağım. Şöyle güzelce yuvarladım. Üzerine bir yağlı kağıt koyuyorum ki hem yapışmasın hem de daha düzgün açılsın. Bir merdane yardımıyla hamurumu açmaya başlıyorum. Çok fazla ince olmayacak, çok fazla kalın da olmayacak. Orta kalınlıkta açın. Yağlı kağıdı kaldırdıktan sonra bir yemek tabağını tam ortasına koyuyorum. Kenarından yuvarlak olacak şekilde kesiyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Kenardaki fazla parçaları aldıktan sonra 8 eşit parçaya bölüyorum. Eşit olmasına dikkat edin lütfen. Üçgenlerin tam ortasından da 3 adet çizik atıyorum. Hepsinin tam ortasından yukarıya doğru 3 adet çizik atıyorum. Geniş kısımlarına elmalı harçtan yerleştiriyorum. Malzemesini bol koyun. Elması ne kadar çok olursa o kadar lezzetli oluyor çünkü içinin. Elmalarını koyduktan sonra da bu şekilde kenarından katlayarak
rulo yapıyorum ve şeklimi oluşturuyorum. Hepsini aynı şekilde baştan ortaya doğru sarıyorum. Tüm hamurlara aynı şekilleri vererek yapmaya devam ediyorum. Bu şekil bence bu kurabiye de çok güzel oluyor. Hem şekil itibariyle hem de tat olarak da gerçekten nefis bir tarif. Sizlerin de bu tarifi mutlaka denemesini tavsiye ederim. İkinci hamura da aynı işlemleri yapacağım. Tekrardan merdane ile açıyorum. Yağlı kağıdı kaldırdıktan sonra yine bir tabakla yuvarlak bir şekil veriyorum. Kenardaki fazlalıkları kaldırıyorum. Yine onları da aynı şekilde yapacağım. Hamurun hepsini kullandım. Hiçbiri çöpe gitmedi, ziyan olmadı. Yine oluşturmuş olduğum yuvarlağı 8 eşit parçaya böldüm. Üçgen kısımların uç kısmından olacak şekilde yukarıya doğru 3 kere çizik atıyorum. Ve tekrar bolca iç malzemesi koyuyorum. Elmalı harçtan fazla koymak istemezseniz daha az da kullanabilirsiniz. Hamurları tekrar dıştan içeriye doğru olmak suretiyle sarıyorum ve şeklini veriyorum. Yapmış olduğum kurabiyeleri yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine diziyorum. Kurabiyelerimi önceden ısıttığım 180 derece fırında pişirmeye gönderiyorum. Pişen kurabiyelerimi fırından çıkarttım. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra pudra şekeri serpiştiriyorum. Görüntüsü de tadı da gerçekten çok nefis oldu. Bu güzel elmalı kurabiye tarifimi sizler de mutlaka denemelisiniz. Şimdi size iç dokusunu da göstermek istiyorum şöyle yakından. Gerçekten kıyır kıyır ve çok güzel bir kurabiye tarifi. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Videomu görmesini istediğiniz arkadaşlarınıza da paylaşabilirsiniz. Videomu beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve tariflerimden anında haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.